Savcım, biz içeri giriyoruz. Tamam, girin alın çıkın. Sessiz sedasız, hiç göze batmadan. Anlaşıldı savcım. Sen şimdi sormayacak mısın, ne işimiz var burada, beni niye buraya getirdin? Bin tane şey sormuştun şimdiye kadar. Ağzını açmadın. Demin su veriyordun. Savcım buyur su iç diye. Afiyet, bal şeker olsun. Sağ ol. Şimdi buraya niye geldik? Münir kim? Ali Saadet'in avukatı. İhtiyacımız olan şey, her şeyi de Münir aracılığıyla ele geçireceğiz. Ve o bilgilerle Halil Sadi'yi nefessiz bırakacağız. Aynı olsun inşallah. Ulan herif senin canına kastetti, benim canıma kastetti. Aynı anda babanın canına kastetti ve hayırlısı olsun, bu mu? Bunu mu söyleyeceksin? İnşallah yani. Sen ne yapıyorsun, bana surat mı asıyorsun? Tavır mı yapıyorsun, öyle bir şey mi? Ne dedim şimdi savcım? Ya bırak şimdi ne dedim falan, ben bilmiyor muyum seni ya? Ben senin ne zaman ne düşündüğünü bilmiyor muyum ya? Neyse tamam. Ne istiyorsan onu yap. Kızıma da sahip çıktın. Eksik olma. Var ol. Teşekkür ettin şimdi de. Ben ne bileyim ne ettim. Ben bilmiyorum ki. Benim kafamı öyle bir karıştırdın ki. Öyle bir çorba ki yani. Ne hissedeceğimi bilemiyorum. Yani ne yaptığım belli değil. İnsan bu hale sokulur mu ya? İnsan şu durumda bırakılır mı ya? Kızınız değerli bir insan sen. Ya bu... Akgün Gökalp Taşkın'ı nöbetçi abi mahkemeye çıkaracağım. Bilginiz olsun Selim savcım. Adam bana garezin lan. Seni mahkemeye çıkaracak. Tabii olacağı buydu. Ne gülüyorsun? Olacak, böylece çare yok savcım. Sen bayağı tehlikenin farkında değilsin galiba. Başına geleceklerden habersiz gülüyorsun. Bizim sana bir avukat bulmamız lazım. Böyle olmaz. Savcım, bir şey fark ettim. Biz ayrılamıyoruz. Ben gidiyorum, geri geliyorum. Sen beni kovuyorsun, ben olmuyor. Geri senin yanında buluyorum kendimi. Kovalıyorsun, arkamdan taş sopa fırlatıyorsun. Ben yine seninle bir operasyonda buluyorum kendimi. Başın beladan bir türlü çıkmıyor ki. Yani bir an ya, bir an böyle sessiz, sakin, böyle insan gibi bir yerde dursan olacak. Ulan güzel bir sistem kurmuşuz kendimize. Oturup efendi gibi benim yanımda duracağına, sen evimin içine kadar girip benim kızıma niçin göz koyuyorsun ya? Bak, bak bu işte bizim bütün dengemizi alt üst etti. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapma ya, insan gibi dur ya. Savcım karşılıklı. Ya bak işte karşılıklı falan deme oğlum bana. Bak bana bunlarla bak. Bak beni delirten şeyler bunlar. Abuk sabuk şeyler, laflar etme bana. Kafayı, ey kafayı, ey kafayı. Ne oldu lan? Savcım emaneti alıp kaçtılar. Bu ne, sen iyi misin? İyiyim ben savcım, iyiyim. Anons geç, anons geç. Cumhuriyet Mahallesi 1114 sokakta böyle polis olmaz vuruldu. Tekrar ediyorum, polis vuruldu. Savcım, savcım siz gitmeyin peşlerine. Sen burada kal, bin arabaya. Yo yo, ben de geliyorum. Ulan nereye geliyorsun ya? Sen dedin ya bana emanet. Ulan sana bir de o kadar hayat hikayemi anlattım. Kendi özelimi anlattım lan sana bir de. Savcım yola mı konsantre olsak, ne yapsak? Ya bırak Allah aşkına, sen ananın karnındayken araba kullanıyordum ya. Tamam, tamam. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Ben sana Canan'la olan özelimi anlattım diye senin gidip buradan kızıma evlenme teklif etme sonucuna nereden vardığını anlayamıyorum ben. Birkaç tane senin repertuardan cümle kelime de kullanmış olabilirim. Şimdiden söyleyeyim, affet savcım. Sen şimdi benim kızıma ne zaman göz koydun ya? Ben onu düşünüyorum. Tövbe, o kafamı benim bak. Benim kafamı o kurcalıyor ha, yanlış anlama. Sen bu kıza ne zaman göz koydun? Ne zaman bu planları yaptın? İlk gördüğün anda deme sakın. Yemin ediyorum buradan bir tane toynağı indiririm kafana. Ya ben seni anlıyorum, tamam mı? Kız babasısın sonuçta savcım. Yapacak hiçbir şey yok ama ben buraları bak daha önce ben inan olsun gördüm ya. İnan olsun ben bunların farkındaydım, gördüm, bırakmak istedim ama bırakamadım. Oğlum ne anlatıyorsun sen bana? Ben şunu soruyorum. Önce kim ifade etti kendini? Hanginiz ifade etti? İfade etmek derken? İfade etmek derken kim açıldı yani? Kim dedi böyle böyle diye? Yani biri birine açılmadı. Ya ben ya da Yağmur tarafından olmadı bu açılma savcım. Zaten bu yasak aşk biliyorsun sen. Yasak aşk, yasak aşk. Yasak. Bak adı üstünde yasak aşk. Ne o? Ben mevzuyu sana yasaklamışım. Evet. Bak yasaklamışım. Bitti gitti. Konu kapandı. Kapandı, anlatabiliyor muyum? Sen bunu artık kafandan atacaksın. Savcım şu arabayı mı takip
takip etsek şimdi? Aksiyon bittikten sonra. Tamam, attım ben kafamdan onu. Bitti bu arada. Eğer öyle bir şey sokulursan bitti. Tamamen yok benim kafamda. Nasıl yok? Geçici bir hevesmiş. Ne? Geçti. Oğlum bitti. Bak abuk subuk konuşuyorsun bak. Yemin ediyorum tabanca var elimde. Silah var. Savcım silah. Savcım silah çektiler. Tamam. Savcım. Kafayı yay. Ben yanına geçiyorum. Ya ben aile sıcaklığıyla böyle yaptım bunu. Ne yaptıysam her ne yaptıysam. Sen beni anlıyorum senin tarafından nasıl göründüğünü. Ana yok baba yok başımda. Ben de sen beni öyle ailenin içine evin kapısına açınca bana kafamı içeriye soktum. Senin tarafından nasıl göründüğünü, nasıl okunduğunu ben biliyorum. Geldi birbirine girdi. Savcım bak dikkat et, silah var. Hemen hadi dikkat et savcım. Kaldırma kafayı. Dur camı açıyorum dur. Patlatmayalım. Tamam. Allah aşkına kulağımı dinlesin. Kulaklarını kapat. Kapat güzel, yaklaştık. Aldım onun aklını. Aa, sık sakın sakın. Vurdum. Gel bakayım. Evet şimdi patlatmadık geri dur. Hadi. Sen arabada kal. At silah. At silah. Lan. Tamam. Kaldır elini, direksiyona koy. Direksiyona. Tamam, sen de öyle. İn arabadan. İn. Çık dışarı, çık. Gel böyle. Yaslan arabaya. Nerede? Zarf nerede? İş cebimde sabit. Nerede? İş cebimde. Bu mu? Evet. Tamam. Burada mı sen de orada? Bekle. Sen ne yapıyorsun oğlum? Savcına silah çekmek ha? Sana silah çekmek. Lan ne oluyor orada? Manyak mı? Devletin savcısına silah çekmek ha? Ne yapıyorsun oğlum? Sana kargaların hikayesini anlatmıştım ya savcım. O kargaları taşıyan çocuklar büyüdüler abi, böyle oldular işte. Ne diyorsun ya? Baksana şuna ya. Bak. Görüyorsun ha? Ha polis geldi. Gel. Memur bey arka tarafa. Al bunları. Al. Hadi. Geç arabaya. Silah çekti orada. Ya. Taşı nereden buldun?